Merhaba YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için bir eyeliner videosu çekeceğim. Aslında her kanalda bu videoyu görüyorsunuzdur muhtemelen. Hatta bende bile bir ya da iki tane var diğer kanalımızda. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane kesin var ama iki tane bile olabilir. Bu kanalda böyle bir eyeliner videosu olsun istiyordum çünkü önemli bir nokta, önemli bir konu. O yüzden buraya da bir tane daha çekmek istedim. Umarım hoşunuza gider, umarım kolayca siz de yaparsınız. O zaman hemen başlayalım, konuşmaya da devam ederiz. Öncelikle günlük hayatta hepimizin böyle daha çok kullandığı liquid eyelinerlerden başlamak istiyorum. Eyeliner derken böyle ben biraz yuvarlıyorum sanırım, farkındayım ama o yüzden eyeliner diye çıkıyor, eyeliner. Kusura bakmayın bu konuda, yani konuşmamla ilgili sanırım. 3 tane eyeliner önerisi vereceğim size. Bir tanesi Maybelline Hyper Precise All Day'im. Bir tane L'Oreal Perfect Slim. Bundan çok hoşlanmıyorum ama elimde olduğu için bunu da göstermek istedim. Fena değil ama biraz yapısı fazla sulu bence. Aşırı siyahlığı, o benim istediğim siyahlığı sanki vermiyor gibi hissediyorum. Maybelline'inki biraz daha hoşuma gidiyor açıkçası. Elim daha çok buna gidiyor. Bir de şöyle benim eski favorilerimden The Balmain Shrink Eyeliner'ı. Bunun da ucu bu şekilde. Biraz daha ince diğerlerinden. Bir de şu an elimde yok ama Stila'nın eyeliner'ını çok seviyorum. Ama Türkiye'de yok ve yurt dışına gittiğimde onu tekrar alacağım. Elimde yok şu anda, bitti maalesef. Ama en çok onu seviyorum diyebilirim. Bugün ilk önce bununla başlayacağım. Bir de jel kullanacağım, onu da diğer gözüme yapacağım. Önce bu gözüme böyle bir likit günlük nasıl çekilir onu göstermek istiyorum. Öncelikle jelde zaten bu bantlama yöntemini göstereceğim. O yüzden burada direkt elime kullanacağım, direkt elime süreceğim. Nasıl başlıyoruz? Burada artık biz bir en yakın alalım şöyle gözümüzü. Sevgili Samet. Geliyorum. Bu arada Samet sevgilim değil arkadaşlar. Sevgilisiyle video çekmiş falan filan. Tabii sevgilim de olabilirdi. O bir problem olmazdı bence ama Samet benim eşim. Bunu da buradan tekrar belirteyim ilk kez izleyenler için. En kalın eyelinerımı kullanıyorum zaten. Şöyle görebilirsiniz ucunu. Şimdi tam gözümün kenarına şöyle görüyorsunuz. Tam gözümün en uç noktasına, asla aşağıya değil. Yani şu çizgide değil. Bir yukarıda. Kirpiğim, alt kirpiğim eyelinerın altında kalacak. Bir tane çizgi koydum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu çizgiden baz olarak alarak aşağı doğru çekiyorum. Çektim. Burada bir çizgim oluştu. Hemen yine onu çizginin ucundan alıyorum. Ve gözümün ortasına doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi çektim. Şimdi burayı biraz daha düzelteceğim. Eğer sizin gözünüz çok geniş değilse burası, bu kaş ve göz açısı çok geniş değilse, o zaman burada bırakın. Burayı sürdüğünüzde, daha iç kısımları sürdüğünüzde çok fazla eyeliner oluyorsunuz. Yani başka hiçbir şey gözükmüyor gözünüzde. Mesela far kullandıysanız asla gözükmüyor. Çünkü göz kapağınız muhtemelen şuraya gelecek, tam ortaya gelecek. Gözünüz daha küçükse sadece eyeliner gözükecek. Bu sefer de gözünüz böyle çamur gibi ve bulanık gözüküyor, hoş gözükmüyor. O yüzden daha küçük gözler, göz genişliği daha dar olanlar için bu şekilde yarım eyeliner öneriyorum. Ama gözünüz çok genişse, mesela benim şu arası bayağı geniş, tabii ki çok daha geniş olanlar var. Onlar için belki biraz daha içe getirebiliriz. Şimdi onu da göstereceğim. Ben şöyle yapıyorum. Tabii ki birçok yöntem var. Buraya kadar çektim normal. Sonra yavaş yavaş oraya doğru getiriyorum içten. Çünkü ince kısmı burada olduğu için eğer böyle yaparsam burası kalınlaşabilir. Tam göz pınarımdan aldım. En son yine uçtan alıp birleştirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde full bir eyeliner görüntüsü yapabilirsiniz eğer göz aralığınız genişse. Ben bu tarz görüntüleri de çok seviyorum. Biraz önceki böyle daha kenarda olan ince görüntüyü de çok seviyorum. İkisi de farklı yerlerde güzel oluyor bence. Şimdi bir de size böyle Instagram'da görüyorsunuz ya, ekstra uzun eyeliner. Ekstra uzun. Onu çekeceğim. Biraz daha kuyruğu uzatarak yapıyoruz aslında. Buraya kadar aynı. Buradaki olay şu kaş, güvenli bir şekilde göstereyim boyamada. Kaşınızı geçmemek aslında. Yani biz böyle birkaç milim kadar sadece uzatacağız. Kaşımızı geçmeden. Hatta şuradan bir referans alabilirim. Şöyle. Evet. Oradan aldım referansımı. Ve hafifçe çekiyorum.
Bu da pro bir yöntem. Size de göstermiş olayım. Eyeliner'ı çektikten sonra çok hafif 1-2 saniye bekledikten sonra şuradan çekiştirirseniz o kuyruk biraz daha incelir. Bu da bir yöntem. Evet, gördüğünüz gibi bu taraftaki likit eyeliner'ım bu şekilde. 3 tane farklı yöntem gösterdim bununla ilgili. Bence yaparsınız. Yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi bu tarafı yaptık. Jel kısmına geçeceğiz. Jelde ben Celine ilk bot eyelinerını kullanıyorum. Birçok farklı eyeliner var. Jel eyeliner. Ben bu hoşuma gidiyor. Çok da fark etmiyor markası bu jellerde bence. Önemli olan bunları hep tam kapalı tutmak ve bu şekilde ters saklamak. Çünkü kuruyabiliyor. Kurumasını istemiyoruz. Olabildiğince bunları hava almadan o yüzden saklamaya çalışıyoruz. Ben fırça olarak MAC'in 263 numaralı fırçasını kullanıyorum şu şekilde. Bu fırçayı aslında biraz daha kolay olduğu için seçtim. Çünkü bir tane daha fırça var, hatta şu an yanıma getirmedim. Ama onu gerçekten kullanmanızı önermiyorum. İncecik uçlu, kıl uçlu bir fırça. Onunla da çekiyoruz normalde. Yani profesyonel olarak onunla da çekiyoruz. Çok çok ince eyelinerları ama gerek yok. Bu daha kolay ve daha böyle kuyruğunu yapmak biraz daha basit bununla. O yüzden bu daha mantıklı sizin için. Burada aslında şöyle bir yöntem de yapabiliriz. Direkt buradan tuttum. Yine diğeri gibi ve çektim. Çektim, çektim. Aynı şekilde diğeri gibi yapabiliriz. Ama bugün ben böyle ekstra kolayını göstereceğim. Onun için de eczaneden aldığımız hipoallerjenik bantları kullanacağım. Onlardan böyle kestim. Hatta bunu şöyle incecik de yapayım makasla. Tam olsun. Bandımı aldım. Bir kere elime yapıştırıp çektim. Sonra tam şöyle kirpik dibimden yapıştırıyorum gözüme. Eyeliner'ımı bu şekilde alıyorum. Şöyle gözüküyor mu? Net mi? Kenarına sildim iyice iki tarafından da. Ve ucunu incecik yaptım. Bunu aldım. Aslında şu yöntemde çok da ince olmasına gerek yok çünkü çok kolay bir yöntem. Şuradan sürmeye başlıyorum. Aşağı bulaşsa da bir şey olmaz. Bizim için önemli değil. Dümdüz aldım. Dümdüz. Ve içeri doğru çektim. Ortadan şöyle geldim. En dipten yine birleştirdim. Birleştirdim ve birleştirdim. Tek yapacağım bu. Şurada gördüğünüz gibi bandı kapatayım daha net görün. Yine bunu bu şekilde yarım bırakabilirsiniz. Ben yine diğer taraf gibi tam da yapacağım. Dediğim gibi yine biliyorsunuz kimlerin yarım bırakacağını. Ya da öyle istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Hani illa gözünüz büyük diye tam çekmeniz gerekmiyor. Ben çoğu zaman yarım çekiyorum. Yine aldım göz pınarımdan. Dikkatli bir şekilde çekiyorum. Yukarı kaydırmamaya çok çok dikkat edin. Yanınızda her zaman bir kulak pamuğu olsun. Kaydırdığınız anda yukarı doğru değil, hemen aşağı doğru silersiniz. Ve çok daha kolay çıkar. Bandımı alıyorum. Yavaşça çekiyorum. Ve hazır. İkisinde bir farklılık var. Şurayı da bu arada düzelteyim. İkisinde bir farklılık var. Bir tanesi daha ucu tam buradan kalın geldi ve sonra yukarı çıktı. Bir tanesi daha yukarıda. İkisindeki farklılığı göstermek istiyorum. Çünkü bunu yaparsanız gözleriniz biraz daha aşağıda oluyor. Bunu yaparsanız gözünüz biraz daha yukarı ve daha çekik oluyor. Yani gözünüzü daha çekik göstermek istiyorsanız biraz daha yukarıdan ve daha ince gideceksiniz. Eğer gözünüzü biraz daha yuvarlak ve daha büyük göstermek istiyorsanız o zaman tam buradan, daha aşağı değil, tam buradan gelip biraz daha kalın, biraz daha tombuş bir eyeliner yapacaksınız. İkisinin farkı bu şekilde. Bu arada benim kişisel olarak sevdiğim ve genelde yani makyajlarımın %90'ında yaptığım bu taraf. Daha böyle yukarıdan daha ince yapmaya çalışıyorum. Ama bazen gece makyajlarında bu şekilde de kullanıyorum. Şöyle düşünmeyin, yani bu taraf jelle sadece bu şekilde yapılıyor ve likitle sadece bu şekilde yapılıyor diye düşünmeyin. Likitle biraz daha alttan başlarsanız
O da aynı şekilde olacaktır. Daha doğrusu şöyle. Şuradan alıp yine bu aynı uca çekerseniz yine aynı şekilde olacaktır. Ya da jelle biraz daha şöyle yukarıdan yapıştırırsanız yine aynı şekilde bunun gibi olacaktır. O yüzden hani birkaç yöntem ve birkaç şekli aynı anda göstermeye çalıştığım için böyle farklı farklı yerlerde kullandım. Hani siz bu böyle olmalı, bu böyle olmalı diye düşünmeyin. Bu arada tabii ki eyeliner çekmek için, eyeliner sürmek için, kullanmak için bu yöntemler yok sadece. Birçok yöntem var. Ben elimden geldiğince böyle daha çok kullandığım yöntemleri göstermek istedim size. Keşke rujum bulaşmamış olsa. Niye söylemiyorsunuz? Bu arada rimelimi de sürmek istiyorum ki böyle tam tamamlanmış şekilde görün. Farklı gözler için nasıl eyeliner kullanabiliriz diye soracaksınız. Onu da küçük bir açıklamaya çalışayım. Ama tabii ki aynı gözde göstermek gibi olmuyor ama yine de açıklamaya çalışacağım sizin için. Mesela buradaki göz kemiğiniz buraya kadar çıkık. Yani gözünüz biraz çukur. O zaman nasıl çekeceğiz? Geldik buraya kadar. Burada tabii ki çok ince çekiyoruz. Geldik. Burada kaldık. Tam göz çukurumuzda bitiriyoruz. Hiç dışarı taşırmıyoruz. Eğer dışarı taşırırsak bir kanca görüntüsü oluyor. Çünkü kapattığımızda dümdüz. Okey, çektik. Bir açıyoruz. Orada kemikten böyle kanca gibi şey oluyor. Hoş olmuyor. Güzel olmuyor. Gülme. Gülme, söylemek zorundayım. Gerçekten güzel olmuyor. Yani çirkin oluyor. Çirkin olmayı biliyorsunuz. Bu videolarda özellikle her zaman söylüyorum. Çirkin olacaksanız makyaj yapmanın bir anlamı yok. Her şeydir, böyle özel bir makyajdır, konsept bir makyajdır. Çirkin de olabileceğiniz bir makyajdır. Mesela bir tiyatro makyajıdır, sinema makyajıdır. Okey, ama eğer günlük yapıyorsanız, günlük yaşamınızda ya da özel bir günde yapıyorsanız çirkin olmanın bir mantığı sanki yok. Yani ben sırf eyeliner kullanacağım diye çirkin olmamın bir anlamı yok. Eğer yakışmıyorsa bana kullanmamam gerekiyor. Onun yerine daha önceki videolarda hatta şeyde göstermiştim yeni başlayanlar için makyajda daha böyle göz kalemiyle nokta nokta yaparak orayı belirginleştirebilirsiniz. İlla eyeliner kullanmanıza gerek yok. Ya da eyelinerla dediğim gibi buraya kadar kısa bir eyeliner kullanabilirsiniz. Mesela gözünüz çok düşük, o zaman ne yapacağız? Biraz daha tam göz dibine getirmeden, tam böyle en çok uca, en çok düşen yere getirmeden biraz daha kenarda bırakıyorum ve yukarı doğru oradan çekiyorum. Bu da bir yöntem. Yani nasıl göstereyim? Şu tarafta daha rahat göstereceğim sanırım. Gözümün alt tarafı benim çok düşük. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bir dakika, temiz verelim. Şu şekilde. Daha böyle aşağı doğru düşük yan tarafı. Onu şu şekilde kullanabilirim. Buraya kadar geldim. Yani tam düşen noktasına değil. Buraya kadar geldim ve buradan eyeliner'ımı yaptım. Altta küçük bir boşluk kalacak kısacası. Tam ucunda bir boşluk kalacak ki ben zaten gözümün düşen şeklini iyice düşmüş bir şekilde belirginleştirmeyeyim. Anlatabildim umarım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Şöyle bir işaret. Eğer beğenmediyseniz beğenmedi tuşuna basmayı unutmayın. Biliyorsunuz benim için önemli. İsteğiniz varsa videolarla ilgili ya da başka bir video fikriyle ilgili hepsini yorumlara yazın. Kesinlikle okuyorum ve cevap veremiyorum çünkü çok fazla yorum geliyor. Ama kesinlikle okuyorum, buna emin olun. Yine abone olan herkese çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz tabii ki abone olmayı unutmayın. Bu arada diğer kanalımızda bugün Kapadokya Vlog yayınlanıyor saat 8'de. Onu da izlemeyi unutmayın. Çok çok güzel anlar var. Çok güzel bir yerde gerçekten. Mutlaka bir izleyin. Bakın, siz de gideceksiniz eminim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.